Bir alt evet. lige düştük. Avrupa Şampiyonası 24 takım arasında bireysellik, doğaçlama, anlık performansları oyuncuların kötü oldu o gün. 3 maçta çok kötü oyunlar oynadık. Turnuvada 24 takım içinde 24.'üydük. Yani bireysellik tabii ki futbolda önemli. Yeri geldiğinde problemi çözen o anahtar oyuncular ucun bölgesinde tabii ki olacak. Ama bir milli takımın, ben Kore'ye söyledim, ilk yarı çıkan ilk 11 ile ikinci yarı verirse birbirini, şuraya bir şey söyleyeceğim, birbirini tamamlaması gerekir. Bu takım plansız, sağ içi organizasyonu olmadan bu kadar oynar mı ya? Normal olmaması. Evet, biz bunu konuşuyoruz. Enes diyecekler ki ya birinci dakika penaltıdan golü alsa belki ilk yarı 3-0 olabilir. Olabilir. Ama genel olarak birbirini tamamlar. Hem birinci yarı hem ikinci yarı, bak oyuncu değişikliği oldu. Halil'le Hakan'ın hareketliliği. Halil'in Hakan'ın kalitesi zaten sağ içinde fark yarattı tek başına. Oyunu çözdü. Ama bir milli takımın oynadığı pozisyonlarla ilgili savunma, orta sahada, hücum hattında bu kurgu sağlanırken, sahaya geçirirken Ender, birini tamamlayacak oyuncu profilleri olması gerekir. Bir kere bizde bu yok. Mesela bak, şimdi ilk 11'e bak. Arasından sonra o kadrolar bak, üzerinden de konuşuruz. İlk 11'e bak. Şöyle bir bak. Tayland böyle maçlarda değil, daha önce oynatırsın. Burada topu kullanacak oyuncu lazım. Topu kullanacak, getirecek. Sol ayaklı Melt Müldür aynı. Efe Can. Yani enteresan bir tamlama var. İkinci yarıda çıkan, bunu Şenol Hoca'nın daha kurgulaması gerekir. Yoksa bireysel oyuncular ne oldu? Performansları düştüğü zaman, ikinci yarı düştü, neden? Bize sinyal geldi. Letonya maçından 3-1'den 3-3 yaptık. Bireysel oyuncu performansları düştü. Bireysel oyuncu performansı Karadağ maçının ikinci yarısı düştü. 2-0'dan 2-2 oldu. Bunlar tesadüf değil. Yani bunları amili takım seviyesinde doğru planlamayla saha içine analiz, kimle oynuyoruz biz? Ya bu maçı oynuyoruz. Savunma yapacak bir takıma karşı bir tane sol kenardan genişle oynayacaksın, önde oynayacaksın. Bir tane sol ayaklı oyuncu oynamaz mı? Sağ tarafta Efe Can'la Zeki ile getiriyorsun. Sol kanadın yok. Tek kanatlı uçak gibisin. Yani Hollanda maçı ayrı bir hikaye, ayrı bir oyuncu topluluğu. Bunu milli takım sahaya yansıtmıyor. Bu organizasyon ve plansızlık en büyük sıkıntı. Devam edeceğiz. Şunu anlıyorum. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki bunun sorumlusu teknik adamdır. Tabii organize etmesi gerekir. Daha planlı saha içine her maçın ayrı hikayesiyle böyle oynanması gerekir. Çok kısa 5 dakikalık bir reklam arası var. Dönüşte Ceyhun'la devam edeceğim. Görüntüleri bekliyoruz. Zaten görüntüler üzerinden de, kadrolar üzerinden de konuşuruz. Evet, takım oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cebeli Tarık maçını konuşurken aslında büyük resme, milli takımın Dünya Kupası elemelerindeki yoluna ışık tutma derdimiz, ama Ceyhun'la devam edelim. Ceyhun az önce reklam arasında mesaj geldi diyordu. Hani biz oyunlardan çok oyuncular üzerinden konuşmayı seviyoruz. Kimi zaman oyuncular da oyunun kaderini etkiliyor elbette. Buna da bir şey dediğim yok. Altay'la ilgili bir şey geldi. Onu hepinize soracağım. Şimdi belki Şenol Hoca'ya da soracaklardır basın toplantısında. Bu maçta sizce Altay rotasyondan dolayı mı oynamadı? Yoksa ilk maçta hata yapmıştı. Dolayısıyla bugün ben Altay'ı kenara alayım düşüncesinde mi oldu Şenol Hoca? Yani niyet okumak olacak biraz ama. Evet. Ya da hangisi daha bu durumu kontrol etmek, daha bu durumu yönetmek olur? Örneğin Hollanda maçında... Ender abi, biz de burada... Hepsi de iyi kalecilerimiz var. Onu bir kenara koyalım bir kere. Oyuncularımızın... Hepsi tek tek iyi. Yani birisi bile, diğer oynasa Mert hiç bile. Fark etmez. Tabii. Mert daha iyi. Oyuncularımızın yetenekleriyle ilgili tartışmıyoruz zaten. Sadece yaptıkları hatalardan sebep eleştiriyoruz. Ama yani biz eleştiriyoruz diye takım taraftarları da kendi oyuncuları gözüyle bakıyor. Tabii öyle. Yani buna Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı... Hayır, amili takım mı? Amili takım oyuncusu. Fenerbahçe'nin oyuncusu değil Altay şu an. Amili takım oyuncusu. Yani bir şeyleri eleştirirken de hani bizi eleştiriyorlar. Yani öyle bir yorum yapılır ya falan. Maalesef, ona ben gördüğümü çünkü. Söylüyorum. Şimdi bu oyunla ilgili, şimdi Gökhan Hocam da söyledi. Erman Hocam çok kısa geçti. Oyun formatını Rea Hocam anlattı. Oyunla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ne kazandık, galip geldik. 11 puanla. Ama oyuna baktığımız zaman hiç bize umut vermiyor. 90 dakika. Hiç umut verdi mi hocam? Hiç umut vermiyor. Bir de bir sıkıntı var milli takımın içerisinde, belli. O yansıyor dışarıya. Hani bir iletişimsizlik var. Mesela oyun sırasında Rea Hocam'la izlerken kaç kere Kenan'a, yani en az 4-5 kez Kenan'a bir şeyler söylemeye çalışıyor.
Bir türlü istediğini yaptıramadı Kenan'a mesela. Yani bunları eleştireceğiz gayet doğal olarak. Ha, galip geldik. Bireysel beceri. Ama oyun olarak milli takım hiçbir şey vermiyor. Ra hocam çok güzel söyledi. Ne oynuyoruz biz sahada? Milli takımın sistemi ne? Doğaçlama da bir yere kadar gider. Doğaçlama oynuyor şu an milli takım. Karadağ maçında da öyleydi. Bu maçta da öyle. En şey maç, kritik maç Hollanda maçı olacak. Hani gerçek seviyemizi göreceğiz o zaman. Çünkü o zaman nasıl olur istikrar? Her Dünya Kupası'nda olmanız lazım. Her Avrupa Kupası'na gitmeniz lazım. Yani orada Türkiye her turnuvada olması lazım. Ama biz işte bakıyoruz şimdi milli takım maçlarına. İşte Uluslar Kupası'nda küme düştük. Peşine Dünya Kupası elemeleri başladı. Harika başladık iki maç, ilk iki maç. Sonra tekrar küme düşme pozisyonuna geldik. Yani oynadığımız maçlara bakıyoruz. Bugünkü maçla ilgili diyorum ya, bir şey konuşmamak lazım. İlk yarıyı ben şeye benzettim. Antrenman maçı olur ya, böyle 11-11 oynatırsın ama gölge markajı. Hiç kimse ne topa dokunur ne rakibe dokunur. Gidersin, gelirsin, gidersin, gelirsin. Bu rakibe karşı ne yapmanız lazım? Şut atmanız lazım. 41. dakika Taylan bir ayağına geldi. Bir uzaktan vurdu işte dağlara. O yani pozisyon desem pozisyona da girmedik. Bir istikrarımız yok. Oyuncu istikrarımız yok esasında baktığımız zaman. Şimdi kaleciyi konuşuyoruz. 3 tane yetenekli kalecimiz var. Hangisini koysam fark etmez şu anda. İşte Mert uzun zamandır oynamıyor. Uğurcan kötü başladı diyoruz. İşte Trabzon'la oynadığı maçlara kötü başladı diyorsun. En iyi Altay başladı diyoruz. Altay ilk maçında kaleye geçiyor. Yediği gole baktığımız zaman hatalı gol yiyor. Bu sefer Uğurcan'ı koyuyorsunuz. Ha, bu bence hocanın görüşü. Hoca dedi ki işte Altay'ı tutacağız. İşte bu maça Uğurcan'la başlayacağız. Ha, Trabzon Hollanda maçına kimle başlayacak ben de merak ediyorum. Üçüncü kaleciyle başla. İşte herhalde her maçı bir tane tecrübeli oynayacak hocam. Yok, her maçı bir tane oynayacak. Bu maçı da Mert de başlayacak belki. Ya Gökhan, olay ne biliyor musun? Bu futbol takımının, bizim A Milli futbol takımının kadrosu, gelen futbolcular oynadıkları yerde gelen futbolcular bu futbolu oynamamalı. Tabii, bu görüntüyü vermemeli. Yani bu kaliteli bir milli takım. İyi oyuncularımız var ama ahçı helvayı yapamıyor abi. Çok net yapamıyor. Ahçı benim önüme yemeği getiremiyor abi. Bu takım Hollanda'yı yeniyor, Fransa'yı yeniyor. Sen bunu Hollanda'yı, Fransa'yı yeniyorsa ve bunları yapamıyorsa bir tek teknik adamdır bu. Başka, ama onları başka yenerken de Ahçı aynı. Nasıl? O zaman Ahçı'nın mı istikrarı yok diyorsun? Hayır, futbolcular o maçlara konsantre oluyorlar. Ahçı'yı sallamıyorlar. Futbolcu Fransa'ya, Hollanda'ya karşı farklı oynar. Şenol Güneş istediği kadar konuşsun. Hollanda maçına başka çıkar topçu. Bu maça başka çıkar. Ama bu maça bana teknik adam lazım. Hollanda maçına değil. Sen Türkiye'de oynadığın zaman, Beşiktaş'a, Fener'e, Galatasaray'a, Trabzon'a oynadığın zaman Karabük'lü oyuncu, Ankara Güçlü oyuncu, Altaylı oyuncu hiç sen bırak, o mücadele eder. Benim için tehlikeli doğal olur konsantrasyon. Takım. Düşme mücadelesi oynayan takımı ben hazırlayacağım takımı. Yukarısıya zaten hazırlanır topçu. Bu kadar basit abi. Yoksa 4-2-4, 4-3 hepsi hikaye. Baktığımız zaman puan kayıpları da Şenol Hoca gelmiş basın toplantısı için. Bakalım neler söyleyecek basın toplantısında Şenol Güneş. Bir de şey lazım olur, tercüman. Evet, henüz ses ulaşmadı. Orada da yerleri ayarlamamışlar. Hocam senin gibi koltuğu benim. Benim koltuk da evet. Benim koltuk küçük Hüsamettin koltuğu olmuştu. Evet, Şenol Hoca'yı duyabiliyor muyuz arkadaşlar? Geldi mi ses? Tabii rakibimizin gücünü evet, biliyoruz. Evet. Biraz yükseltelim lütfen ve dinleyelim hep birlikte. Ama bizim için de 3 puana ihtiyacı olan bir maçtı. İyi başladık maça. Yani hızlı başladık. Oyun anlayışı, önde olma anlayışımız. Kaçan penaltıya rağmen biraz iyi oynadık. Yine gol kaçırdık ama arkasından normal oyuna döndü. Zaten rakibin direnci ilk yarı ve 60. dakikaya kadar devam edebilen bir